TV ekranlarda Net Bakış programındayız ve ben bugün ne hikmetse programcı arkadaşlar rahatsız olduğu için takviye güç olarak çalışıyor gibi hissediyorum kendimi. Net Bakış programında Cihan Çakır ve Murat Çıraklı Bey beraber program yapıyorlardı. Cihan Bey'in şu an tedavisinin devam etmesinden dolayı bugün Murat Bey'le ben beraber olacağım program boyunca ve yaklaşık bir aydır galiba Murat Bey ekrandan Evet, uzaktasınız. yaklaşık bir aya yakın oldu. Pandemiydi, bizim buradaki Evet. kısıtlamalarımızdı, karantinamızdı derken yaklaşık bir aydır Evet, ekran 3 dışındaydı hafta oldu Murat işte. Bey de. Biz bugün hem bu bir ayı değerlendireceğiz hem de son günleri değerlendireceğiz. Neler oldu, neler bitti memleketimize değerlendirme yapacağız. Ben öncelikle hoş geldiniz diyorum Murat Bey Hoş bulduk. programa. Teşekkür ediyorum. Öncelikle bizi izlemeye, nezaketle gösteren tüm hemşirelerimize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Peki hızlı bir şekilde girmek istiyorum. Tamamdır. Sondan geriye doğru gidecek olursak, siz yaklaşık 2-3 gün öncesinde iskele kenarında bir dolgu alanı var. Dolgu Evet. yapılıyor. Burada sizin partiniz, siz de vardınız belediye meclis üyesi olarak, Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi ve Deva Partisi, 4 parti bir araya gelerek burada bir basın açıklaması düzenlediniz. Öncelikle buradaki dolguya ve akabinde de sahil üzerinde yapılan değişikliklere karşı çıktınız. Öncelikle Doğru. buna değinmek istiyorum. Burada dolgu neydi, ne yapılmak isteniliyor ve şu an ne aşamada? Şimdi evet Yunus Bey, öncelikle çok değerli izleyicimize ifade etmek isterim ki bizler Ünye adına yapılan güzel şeyler mutlaka yanında yer alırız. Ama maalesef Ordu Büyükşehir Ünye'yi yok anlayışı içerisinde kendi bildiklerini okuyan, istediği gibi hareket eden, istediği gibi kararlı alıp uygulayan bir anlayış içerisinde olduğu için ister istemezler bölgesel olarak da baktığımız zaman bazı noktada hataya düştüklerini görüyoruz. Biz istiyoruz ki Ünye'li olarak, bir Ünye sevdalısı olarak, geçmişi burası olan, bugün burada yaşayan, gelecekte dünya yaşayacak, dünyada yaşayacak insanlar olarak bizim ve tüm halkımız adına söylüyorum. İnsanlarımız bazı güzel şeyleri tabii ki olması ister ama bunun yanında da ne olacağını bilmek ister öncelikle. Maalesef Büyükşehir işte birçok konuda olduğu gibi işte bununla ilgili bahsettiğimiz işte Çamlık'ta olsun, pazar yeriyle ilgili olsun, işte atıyorum diğer bisiklet yoluyla olsun. Buna istinaden hatta bugün itibariyle de ifade ettiğiniz yerle ilgili de olsun kimse bir şey bilmiyor. Yani bir gece vakti geliyorlar, kamyonlar malı döküyor, dolduruluyor, ediyor, gidiyor. Ya ben anlamış değilim. Yani ne yapmaya çalışıyorlar? Yani yazık diyorum ya. Yani bu kadar duyarsız, bu kadar anlayışsız, bu kadar yani toplumu düşünmeyen bir irade ben görmedim. İnan yıllardan beri ben siyaset yapıyorum. Orada büyük şehir kadar bu toplumu yok sayan, bunu yok sayarak hareket eden, insanları beklentine cevap verecek şekilde değil de bildiğimizi okurum manasında hareketlerinden dolayı artık ben illallah etmişim. Yani oraya da dökülen molozları gördük. Yazıktır. Ünyemiz geçmişten beri sahiliyle, deniziyle yaklaşık 26 kilometrelik sahil bandı olan, herkesin de benimsediği, güzel gördüğü, geçmişten bugüne ata yadigarı olan, ata emanetleri olan bu tür güzel yerlerimizi korumak zorundayız. Hem turizm açısından, hem sosyal olarak, hem toplumsal olarak bunu korumamız lazım. İnsanımıza bu tür yerlere ihtiyaçları var. Maalesef büyük şey gelmiş oraya yıkıyor. Niye yıktığını soruyoruz. Ben hatta belediyeye uğradım. Birkaç arkadaşla görüştüm. Bilmiyorlar. Maalesef yani Ünye Belediyesi'nin de büyük şey yaptığına ilgili maalesef bilmeyen insanlarla Buradaki karşılaştık. sıkıntı acaba Ünye Belediyesi ile Ordu Büyükşehir Belediyesi arasında bir kopukluk mu var? Kopukluk değil. Artık Çünkü bunlar artık şey kırmış. Yani aradaki şeyi kırmışlar. Yani bunlar bu kopukla alakalı değil. normal şartlarda bakın Murat Bey siz siyasette daha tecrübelisiniz bana Ha, göre. estağfurullah. Normal şartlarda Ordu Büyükşehir Belediyesi muhalefet partisinde olsa, Ünye Belediyesi iktidar partisinde olsa arada bir kopukluk olması normal. Evet. Ama her iki de aynı parti. Ordu Büyükşehir Ünye'de bir hizmet yapacağı zaman da biz bunu defalarca dile getirdik. Ordu Büyükşehir'in özellikle projelerinde dedik ki Ünye'de yapmak istediğiniz projelerde hiçbir şekilde görsel çalışma yapmıyorsunuz. Vatandaşın kafasında soru işareti kalıyor. Bisiklet yolunun ilk başlandı. Fevzi Çakmak'ta ne denildi? Deniz dolduruluyor. Halbuki aynı kaldırım alanı kullanılacaktı ama Oraya da geleceğiz bir ama. görsel yol olmadığı için. Aynı şekilde Çamlık'ta da ters tepti. Diğer projelere de ters tepti. Bunu Ünye Belediyesi'ne sorulduğu zaman da ben bilmiyorum denildi. Bu bilerek mi yapılıyor yoksa bilmeyerek farkında olmadan bir kopukluk mu var acaba? Vallahi Yunus Bey, vatandaşlarımız zaten bilgisi dahilindedir bu. Yani nedir? Ünye Belediyesi ile Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde bir sıkıntı var. Bir çekişme var. Bir uyuşmazlık var. Bu uyuşmazlık bireysel de olabilir veya kişiler ve kurumsal yapıda olabilir.
Ama bu beni ilgilendirmez, vatandaşımı ilgilendirmez. Biz Ünye'de olarak yani Ünye Belediyesi ile Ordu Büyükşehir Belediyesi arasındaki sıkıntı, sorun bizi ilgilendiren bir konu değil. Ne zamana kadar ilgilendirmez? Biz eğer Ünye hak ettiği ölçülerde hizmeti alamıyorsa o zaman bizi ilgilendirmeye başlar. Haliyle iki taraf arasındaki sıkıntı, çekişme, kavga, dövüş ayyuka çıktı ya. Bakıyorsun üst kademedeki insanlar ilişki kurmaya çalışırken alt kademedeki insanlar birbirinin peşine düşmüş. Burada da zarar Ünye'ye görüyor. Bak ben sürekli ifade ediyorum. Belki size takip ediyorsunuz Cihan Bey'le programlarımızda. Yaklaşık 7 yıldan beri yani 2012'de çıkan bir yasayla daha sonra 2014'te itibaren de Büyükşehir olmuş bölgesi olarak baktığımız zaman Ünye'de Büyükşehir'e katılmış bir ilçe olarak, Ünye'nin en büyük ilçesi olarak o zamanki dönemde yaklaşık 79 milyon küsur olan bir bütçemiz vardı. 2014 yılı bütçemizdi bu. Bütçelerin gerçekleşme oranı %80 civarındadır. Yani 2014 yılında Ünye Büyükşehir olmasaydı kendi bütçesiyle 80 milyon bütçesiyle gerçekleşen bütçe 65 milyona bağlanırdı yaklaşık. Fakat aradan geçmiş 6 yıl ben özellikle soruna gelme cevap da bulamadım ama 2020 yılında biz Ünye olarak yani 2014 yılında gerçekleşen 65 milyon bütçeyi maalesef 2020 yılında zor yakaladık. Şimdi buradaki aradaki 6 yıl nereye gitti? 6 yıldaki Ünye'nin bütün gelirleri toplumsal olarak alması gibi hizmet yatırımlar orada bir şey gitti. Yani orada bir şey tahmini konuşuyorum bu süre zarfında. 5-600 milyon da bir gelir elde etmiş. Bak deminki örneklemeden gidiyorum. Yani 2014 yılında 80 milyon bir Ünye'nin bütçesi 2015 yılında 100 olurdu. 2016'da 120 olurdu. 150 olurdu. En son 2021 yılında belki 220 milyon olacaktı. Bu arada kayıpları koyduğu zaman totalde bir 600 milyon da bir gitmiş paramız oluyor. Totalde. Şimdi haliyle buna karşılıkla 150 milyon yatırım yok. Sadece OSKE'den 208 milyon para 2014-19 yıl arasında soru önergeme cevap. 208 milyon para gitmiş. Yatırıma kadar cevap yok. Yani 30-50 milyon arası var yoktur. Şimdi sadece OSKE'den 150-160 milyon civarında bir para gitmiş. Ünye'nin parası gitmiş. Şimdi bütün bunları görüyoruz. Aa şimdi yani yüzüne göre toplumda sosyal bahsediyoruz. Ya gider başka bir şey yaparsın. Bana götürmüş bisiklet yolu üzerine koymuşsun bir şeye. Bunu konuşacağız ama. Devlet yatırım olarak 2014 yılından beri siz de çok iyi takip edersiniz. Biliyorsunuz siz de aday olundunuz. Çok da kayda değer oylar aldınız. Vatandaş teveccühünü gösterdi. Şimdi haliyle baktığımız zaman birçok taahhütler vardı. İşte Huzurevi vardı, Çamlık vardı, Ünye'nin İksel yolu vardı, kültür merkezi vardı, tabakhaneresi vardı, liman vardı. Yani birçok proje. Üniversite, OSB. Ya Allah'ını severseniz Yunus Bey, biz başka yerde yaşamıyoruz, Ünye'de yaşıyoruz. Allah bize akıl fikir vermiş. Bu geçen zarf içerisinde, dönem içerisinde 2014'ten itibaren bir tane bütün proje var mı? Varsa ben bilmiyorum, söyleyin. Dedi ki Çamlık bitti, Tabakhanedresi bitti, Kültür Merkezi bitti, Huzurevi bitti, Liban bitti, Ünye'nin İksel yolu bitti, OSB bitti, üniversite bitti. Bir tane yok ya. Ayıp, ayıp. Devleti idare edenler, Ünye'yi yok sayan insanlar, bölgemize geldiği zaman biz bu bölgenin insanı diyen insanlar. Hindi Bey gelir, ben bir Ünye'yim der, bu bölgenin insanıyım der ama yatırıma baktığım zaman yok. Numan Bey gelir, bölgenin insanıyım der fakat bakıyorsun Kültür Merkezi daha iyi yapılmamış ha burada. Ben bir şey yaptım biliyor musun? Yani ek bir meslek yapacağım. Kültür balıkçılığına başlıyorum biliyor musun Yunus Bey? Gideceğim ufak balıkları onu toplayacağım. Geleceğim şu kültür merkezin olduğu yerde gölet oluşmuş zaten bataklık olmuş. Orada balık kesmeye başlayacağım. Çünkü başka yolu kalmadı. Yani şurası virane gibi aklı bize bırakılır mı ya? Kültür merkezi dediniz. Geçtiğimiz günler içerisinde yine İYİ Parti'den Berkay Turunoğlu inşaatçı olarak orayla ilgili bir açıklama yaptı. Siz de aynı zamanda inşaatçısınız. Bu işi bilen bir insansınız. Ben şunu sormak istiyorum. Orada yağmurun, çamurun, güneşin altında kalan bir beton ve demir var. Bir temel inşaatı var. Bu temel ne kadar zaman sonra iyice işlevliğini yitirecektir? Veya bizim daha ne kadar zamanımız var bu şekilde kültür merkezini beklemek için? Şimdi buradaki mevzular şu. Şimdi özellikle beton aksamında, demir ve beton aksamının suyla irtibatın kesilmesi lazım. Özellikle bizim bu bölgedeki su, yeraltı suyu dediğimiz deniz suyu. Yani tuzlu su olduğu için bir çözelti özelliği taşıyor. Haliyle çözelti özelliği taşıyan bu suyun demirle temasında ister istemez demirde paslanmaya sebebiyet veriyor. Haliyle betonda çürümeye, bozuşmaya sebebiyet veriyor. Yani nedir? Mukavemeti, dayanımını ortadan kaldırıyor. O yüzden bu zaman içerisinde örneklemi söylüyorum. Yani bir proje yaparken 50 yıl düşünürsen bu şekilde devam ederse yani burası biraz da devam ederse bu 50 yıllık ömrü işte 30-35 yıla düşer. Çünkü dayanımı, mukavemeti düşecek. Haliyle yani bunu biz Murat Çıraklı olarak bir tespit edebiliyoruz. Berkay Bey ifade ettiğiniz tespit edebiliyor da bunu yani toplum idare eden irade makamı bunu göremiyor mu? Anlayamıyor mu? Bu konudaki teknik bilgilerden yoksun mu? Değil.
Ama maalesef üzülerek söylüyorum bak. Yani şu birçok yerde olduğu gibi bölgemizde de sadece göstermelik olarak yapılan bazı şeylerden rahatsız artık. Biz kalıcı ve toplumun özellikle beklediği ölçülerde hizmetler almak istiyoruz. Bunun yolunu da ben sürekli söylüyorum. Bazen şimdi bazı sivil toplum örgütleri orada dernek çıkarlar, bir şeyler söylerler. Bana göre maalesef yetersizler kardeşim. Koskoca Ünye'de 130 bin nüfuslu olan bir yerde çıkıp da bir araya gelip sivil toplum odalar, dernekler, siyasi partiler, belediye, yani kent konseyi diye bir şey var. Ne varlığı yoktu belli değil zaten. Kent konseyi. Bir araya gelin kardeşim. Ünye'nin sıkıntısı olan nelerdir? Bir tespit edin. Bu ettiğimiz, tespit ettiğimiz yerlerle ilgili çıkın. Arkadaş Ünye'nin hep beraber, Ünye olarak biz şu sıkıntıları görüyoruz, ekstra görüyoruz. Önceliğim de şudur deyip hep beraber bir araya gelin. Öncelik sahasına göre de hareket edin. Ordu ise ordu, Ankara ise Ankara. Burada Ünye adına yapılacak hizmetlerde siyasi kimlikler veyahut da etnik grupların farklılığı, etnik özellikler farklılığı hiç önemli değil. Önemli Ünye. Özlemimiz, birlikteliğimiz, ortak paylaşımın olduğu için Ünye adına bir şey yapılması gerekirken bir ele çekişme içerisinde devam ediyor. Gidiyor, o ona çekişiyor, o onu istedi, onu yapmıyor. O ona karşı gelmeye çalışıyor. O ise Ünye'de bu istediğimiz yatırım yapmıyor. Ankara duyarsız kalıyor. Milletvekilimiz var. Yani nereden milletvekili belli değil. Sanki başka yerde. Trabzon milletvekili çıkmış. Tokat milletvekili diyor ki ben diyor efendim Ünye Niksa Tokat yolu çok önemlidir diyor. Benim vekillerimden daha yeni yeni ses çıkmaya başladı. Ya yani ondan önce benim vekillerime iş düşer. Benim bölgemin değerli insanlara iş düşer. Yani siyasette var olan, etkin olan insanlara iş düşer. Ama maalesef siyasette varlığını sadece böyle geldiği zaman ben bölgenin insanı diyen ama icraat makamına geçtikleri zaman da maalesef ya ben ne yapayım işim işte o da milletvekilleri var, büyük şehir var, belediye bunu halletsin diyen anlayışla karşı karşıyayız. Biz burada yapmak istediğimiz insanları rencide etmek değil benim özellikle yapmak istediğim. Ben Ünye adına, Ünyeliler adına eksik bir sıkıntı gördüğüm noktalarda nasıl çözüm üretiriz? Bu insanlarımızın beklentilerine sıkıntı ve sonra nasıl çözüm üretiriz? Ben bunun peşindeyim. Benim bahsettiğim bireysel siyasi kimlik veya da çekişme, muhalefet iktidar çekişmesi küçük insanların işi. Biz küçük düşen insanlar değiliz. Biz büyük düşünen bölgemiz adına, Ünye adına, Türkiye adına güzel olması gereken şeyleri hep beraber siyasi kimliklerini bir köşeye bırakarak, bir kenara bırakarak ortak hareket edebilen insanlarız. Ama maalesef mevcut iktidara mensup insanlar veya irade makamı maalesef bizim önerilerimizi, fikirlerimizi hiç dikkate almıyor. Almadığı için de maalesef battıkça batıyorlar. Sıkıntıya gidikçe giriyor bu toplum. Bundan da son derece rahatsızım Yunus Bey. Peki yine son meclis kararları içerisine girmek istiyorum. Meclis toplantısının öncesinde alınan bir karar vardı. Mecliste de bu netleştirildi. Ve kamuoyunda da şöyle bir tepki yer aldı. Acaba Ordu Büyükşehir ile Ünye Belediyesi arasında kılıçlar çekildi mi? Çünkü bir SGK borcu vardı. SGK borcunun karşılığında da Ünye Belediyesi dedi ki ben Ordu Büyükşehir'in şu an hizmet binası olarak kullandığı binayı satmak istiyorum. Borcumu ödeyeceğim. Çünkü halkın karşısına borçsuz çıkmak istiyorum dedi. Buranın satışı onaylandı ve bunun akabinde benzinlik de aynı şekilde satışa girerek SGK borcuna aktarılacak diye biliyorum. Şu an baktığınız zaman da mülk satarak, eldeki gayrimenkuller satılarak SGK borcu ne kadar ödenebilir veya diğer borçlar ne kadar ödenebilir? Özellikle de burada satılacak olan mülk Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin kullandığı bir mülk olunca bunda dikkat etmemiz gereken bir yer var mı acaba? Şimdi Yunus Bey, evet meclis toplantısında biliyorsunuz bizim işte şu andaki zabıta, eski zabıta binası, dönüşümdeki binamız SGK borcuna karşılık trampa şeklinde şeye gitti, satışına gitti. İşte ben orada da söyledim yani keşke yani Ünye bu duruma gelmeseydi. Yani biz maalesef geçmişten beri bizim değerlerimiz olan bazı şeylerin, mülklerimizin maalesef en azından muhafaza edebilseydik diye baktık. Yani özellikle ben bunu mecliste de ifade ettim. Doğru bulmadığımı ifade ettim. Yani çünkü başka yollarla bir bu şekilde ödemenin yolunu araması söyledim ama olmadı. Affedersin. Hatta öneride bulundum. Dedim ki şu sağlık ocağının yanındaki bina yapacak ya. Dedim ki oraya madem kalsın. Oraya zaten dönüşecek, yapacaksa anlaşılan. Haliyle sağlık ocağının yanındaki binanın gelirleriyle veyahut da işte onun mülk bedeliyle SGK ile bir anlaşma yapıp zamanı bunu iş zamanı tam. Bu şekilde bir anlaşma şokuna gidelim diye öneride bulundum ama sonuçta geçtim. Şimdi tabii ne oldu? Geçmiş yıllara sahip baktığımız zaman Ünye maalesef genel yönetimler itibariyle baktığımız zaman maalesef gelirlerin belli bir şekilde hoyratça hayra harcandığını,
Fakat devlet olan yükümlülüklerini veya ödemelerin yeterince yapılmadığını, bundan kaynaklı sıkıntı ve sorunların bugüne aktarıldığını gördük. Ama dediğim gibi yani buradaki belediye arkadaşlarımız, ben ilk başta biraz şüpheliydim gelen arkadaşlarla ilgili. Hatta ben bazen söylerim, bir yönetim buluşurken ben 2 yıl süre tanırım gene ortalama. Neye 2 yıl tanırım? Süre tanırım. Ya ekibin oluşacak, gelecek, ünye tanıyacak veya işte borç gelir gider dengesi oluşturacak, proje hayata geçirme noktasında altyapı oluşacak 2 yıl. 2 yıl oldu. Bundan sonra ne bana kimse, Ünye Belediyesi veya farklı belediye, hiç fark etmez, bana en ufak bir olumsuzluk noktasında bana mazur etme şansı kalmadı. Haliyle bugünkü mevcut yapıya baktığımız zaman da belediyedeki bazı arkadaşlarımız, özellikle mali hizmetler noktasında baktığımız zaman geri giderlere bir şey olduğunu görüyorum. Yani iyi niyetli, çabaşlar olduğunu görüyorum. Boştan da bir kısmı ödendiğini görüyorum. Tasarruf tedbirleri alındığını, yani personelin askeri ölçülerde idareli bir şekilde kullanıldığını, ödemelerin düzenli bir şekilde yapıldığını görüyorum. Ama dediğim gibi SGK borçları devamlı biriken bir borç olduğu için ister istemez ya bu yarayı kesip atalım diye baktılar ama bana göre bu inşallah kesecek gibi de görünmedi bu yara ama bilmiyorum yani biz olumlu bakmadık. Karşı oy verdim bu şekilde olmamasına ama öyle bir karar çıktı yani. Ha neden bu kaynaklanıyor? İşte Yunus Bey hep aynı geliyoruz. Bizim öz değerlerimiz, geçmiş yılda Ünye Büyükşehir olmadan önceki gelirlerimiz, bizim SGK borcu da ortaya çıkarmazdı, yatırımlarımız eksikliği ortaya çıkarmazdı, toplumsal olarak da şu anda yaşanan sıkıntı ve sorunlara da belediye olarak da yardım edebilirdik. Ama ne oldu? Büyükşehir'in bize verdiği bu sıkıntı ve sorunlardan, bütün gelirlerimizin çoğunun elden gitmesinden kaynaklanan bütün bu sıkıntı sorunları baş başa kalmış vaziyetteyiz. Bunu da biz Ünye olarak çekiyoruz, bedelini ödüyoruz. Hatta ben 2005 öncesinde zaten söylemiştim Sayın Başkan'a. Sayın Başkan da pazarıyla gidip çözüm üretmeye çalışıyor. Dedim ki Başkan sana ne dedim yani. Mecliste sen niye ilgileniyorsun pazarıyla sorun dedim yani. Dedi ki ya Ünye sorun çözeceğiz dedi. Ben aslında biraz da mecazanım söyledim. Tabii ki belediye başkanı uğraşıyor gayet bir çözmek için. Ama onu ilgilenmiyor konu değil. Niye? Eğer bugün Fas'ta büyük belediyesi, Fas'ta da orada Büyükşehir Belediyesi eğer 10 bin metrekarelik alanda 7 bin metre kapalı alan orada bir şey yapıyorsa benim Ünye'deki Ünye Belediyesi'nin bütçesini ben niye yapayım diye söyledim. Yani ben burada bir şey dikkat çekmek için söyledim. Yani yıllardan beri Ünye'yi yok sayan anlayış, Ünye'nin gelirini elde edip de sağa sola harcayan bir anlayıştan bahsediyorum. Orada Büyükşehir'den bahsediyorum. Bak gene söylüyorum. Yazıklar olsun diyorum Ordu Büyükşehir'e. İdare edenlere de yazıklar olsun. Peki, Ünye'nin gelirini alıp da Ünye'yi yok sayan anlayışa yazıklar olsun. Ordu'da şunu söylüyor, bizden ne istediğinizi vermedik diyor. Ya Fatsa, çünkü ben aynı bu soruyu orada açıkça söyleyeyim. Danışman Asım Şahbatmaz yapmış olduğumuz programda ben direkt şöyle söyledim. Ünye bugün pazar eli problemi yaşıyor. Fatsa pazar eli problemi yaşamıyor. Siz yaptınız dedim. Neden ayrımcılık yapılıyor? Fas'ta istedi, biz de yardımcı olduk dedi. Ünye'nin böyle bir talebi olmadı dedi. bak geçen programda Bu çıkış kapısı mıdır, gerçekten de böyle Yunus midir Bey, acaba? ben önceki programda da bahsettim. Cihan Bey'li programımızda vatandaşlarımız iyi bilir. Şimdi Faslı'da bir oda başkanıyla Ünye'li bir arkadaşımız sohbet ediyor. İş adam. Diyor ki ya diyor biz Ünye ile Faslı birbirine çekişme gibi gösteriyor ama biz aslında birbirine çekişme halinde değiliz. Biz Faslı olarak Ünye'yi seviyoruz. Tabii ki biz de seviyoruz Ünye olarak Faslı'yı. Ama yatırımlar ve hizmetler noktasına baktığımız zaman diyor Ünye bir şey hayal eder, biz gerçekleştiririz diyor. Siz kültürünü hayal ettiniz, biz gerçekleştirdik. Siz olsa bir hayal ediyoruz ettiniz, biz gerçekleştirdik. Siz efendim tabakhane deresini hayal ettiniz, biz eleştiri deresini bitirdik. Siz pazarını hayal ediyorsunuz, biz projenizi yapıyoruz. Şimdi bütün bunları ortaya koyduğumuz zaman insanlar dalga mı geçiyorlar ya? Ayıptır ya. Maalesef öyle. Yani bütün bunları benim de ihtiyacım varken yok. Şimdi Büyükşehir ya işte istedi aldı. Ya istemeden ver. İstiyorsun ya yerine gördüğün gelirlerini. Yani 15 Temmuz'da dükkanları istiyorsun ya. Her yeri aldın. Yani sen dünyada bir şey bırakmadın ki bütün gelir. Aha bak büyük camın arkasında geri de şey yaptı şimdi. Oraya bina yapacak. Evet, oraya her taraf dünyanın geri getiren ellerinde. Sen şimdi almışsın. Benden bir şey istemediler. Ne güzel ya. İstemesin ver. İhtiyaç var yine. Göstermelik avru bisiklet yolu yapmakla mı bitiyor yine çok sıkıntı sonları? Bak abi bir çok konu var. Bilmiyorum süremiz var ya. Geç ama. Dış cephe gelinmeler geliyor. Vatandaşların yaşadığı sıkıntı var. Şimdi biz bir yıl işte OSKE ile ilgili biliyorsunuz sıkıntılarımız var. Yani vatandaşlarımız işte ödemede zorlukta yaşanıyor. Suları kesiliyor.
Buna karşılık yatırımlarda eksik olduğu var. Dış cephede giydirmelerle ilgili Ömer Bey'in zamanında gelen süreç var. O süreçte zamana yayılı, su faturalarını yansıtacak şekilde başlayıp da %50'sine ödenecek deyip de bugün itibariyle ödeyin kardeşim ödemez icra gönderip bir anlayış var. Bisiklet yolunu yapıyorsun. Ne kadar bir genişleme olduğu belli değil. 50 santimi geçti, 20 santimi geçti belli değil. Proje yok ortada. Peki bu 50 santim genişledi diyelim hadi. Ben bakayım fazla bir genişleme yok. Burada bisikletli gidiş gelişi yapacak. Vatandaş gezecek. Millet birbirine her gün kavga edecek. Bak söylüyorum ya. Bak bu daha bugüne söylüyorum. Bak not düştüm buraya. Yani ne yaptıkları belli değil. Anlayış belli değil. Yıllara da sahip. Böyle yapılmış beton, işte baskı beton yapılmış, betonlanmış yerleri söktün. Gene yapıyorsun. Yarın onu sökecek, o yapacak. Ya bu nasıl bir iradedir ya? Bu nasıl bir anlayıştır ya? Ya bu kadar yani basiretsiz bir yönetim anlayışı ben görmedim ya. Bak yıllardır siyaset yapıyoruz. Geçmişten beri siyasetçilerimiz geldi. Ekonomik sıkıntı yaşadı ama bir gayret içerisinde oldular. Parti bak hiçbir parti bahsetmiyorum hangi kim olduğuna. Ama bugün itibariyle ya bütün yetki elinde, gelir elinde, yani bütün sorumluluk elinde her şey yapma gücün var. Basiretsiz davranıyorsun ya. Buradaki insanlara yazık yani. Yok senin bir anlayışla hareket edilen bir şey. Ha gelelim buraya. Bu yok senin anlayışa karşılık da duyarsız kalan insanlar var mı? Var. Bölgemizi yöneten insanlar var. Yani buradaki sadece ben belediyeden bahsetmiyorum ki. Bir AK Parti teşkilatı var. Yani bu insana nasıl iş yapıyor arkadaş? İlçe başkanımız ifade ediyor. Ya, çok üzüldüm mandal buldum mesela. Şu kültür merkeziyle gibi bir açıklaması. Senin kanalından ben severim kendisini. Değerli bir dostum kardeşimdir. Bak Allah var yukarıda. Yanlış şeyin eksiğini şeyin görmedim ama bir siyasetçi ifade kullanacak ifade değil. Yani efendim müteahhit işi bırakırsa ceza yer. Bir ilçe başkanı demesi lazım ki. Müteahhit işi bırakmaması için yollarını arıyoruz. Ünyeyi tamamlaması için. Biz de gerekli işimi yapacağız demesi gerekirken müteahhit bıraksa işi ceza yer diyor. Yani böyle bir anlayış olabilir mi siyasette? Yani, adam parasına güveniyorsa işi bırakır, tabii ceza yani adam, de yer, kabul ya eder hiçbir onu. kimse kardeşim önünü görmeden bir iş yapmaz. Bu adam işe başlamış. Adama sen 400 milyon para çıkarmışsın hala. Geri kalan adamın 25 milyon lira civarında artışa beraber parası var. Ucube ne olacağı belli değil. 10 milyon bu sene olacak diyorlar. Yarın bir şey olur, kesilir. Efendim biz bir dahaki sene 10 milyon gelip gelmeyecek belli değil. Yani şurası en basit sayemizin kültür merkezi ya. Ya bir konuştuğum şeye bak. Ya biz o kadar bak o kadar giderden bahsediyoruz dünyanın bak. 5-6 milyon parasından bahsediyoruz. Gidenlerden şurada 25 milyon kültür merkezinin acaba yapalım mı diye konuşuyoruz. Bak düşünün. Ben diyorum ki bu sorunlar ortaya çıksın. Duyarsızlar ortaya çıksın. Dünya halkına ben sesleniyorum. Sivil toplum sivil toplum örgütlerine, odalara, derneklere sesleniyorum. Yapmayın diyorum. Bak üye sahipsiz kaldı. Bir araya gelin. Üyenin hakları gasp ediliyor. Üyenin hakları başka yerde maalesef kullanılıyor. Haliyle herkesin bir araya gelip buna dur kardeşim. Ünye bizim ünyemiz. Hak ettiği ölçülerde hizmeti alamıyor deyip de bir arada olmanın gerektiği zamanıdır bugün. Ama bunu yapacak irade yok. Herkes bir korku içerisinde. Aman ben şey yaparsam, ben şey yaparsam sıkıntım oldu. Aa şimdi yola çıkılsın. Bak söyleyeyim. Birçok oda ve derneklerde tövbe de altına bırakmak istemem ama. Birçok çıksın. Olsun olsun der. Lan hep beraber buraya gelin der. Hepsi kaçar. Bak kaçmasınlar. Ben söylüyorum. O yüzden bu sorumlu olan, o yetkiye gelen insanlar, sorumlu sahibi insanlar, hepsi sandığımız, sevdiğimiz, saydığımız değerli insanlar. Bak gerçekten işlerinde uzman yetkili insanlar. Ama ben sadece şunu istiyorum. Bu etkinliğinizi, yerinizi muhafaza ettiğiniz yerleri bir de karşılığını verin. Bu karşılık ünyedir. Ünye yatırım hizmettir. Bunun noktasında da beraber hareket etmenin faydalı olacak kanaatindeyim. Evet Yunus Bey çok Peki şey var. Murat Bey çok konularımız var. Evet, Ben evet. sadece aklımda kaldığı kadarıyla işte oluşturulan algılardan ve yaşadığımız son süreçteki yaşadıklarımızdan bahsetmek istiyorum. Şimdi algılardan bir tanesi şu. Ünye Belediyesi SGK ile işini çözmek için Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin kullanmış olduğu hizmet binasını devretti. Elinden çıkardı. Doğal olarak bu ne demektir? Hani Almanya'dan oğlum gelecek deyip de kiracı çıkarmak gibi bir şey oldu bu. Bu sefer şöyle bir algı oluştu. Ünye Belediyesi ile Ordu Büyükşehir Belediyesi kılıçları çekti. Şu an devam eden Asarkaya Kent Ormanı ile ilgili bir proje vardı. Yol çalışması vardı. Deniliyor ki Asarkaya yol çalışması bitti. Ordu Büyükşehir bir daha da Ünye'ye bakmayacak. Böyle bir şey olabilir mi sizce? Olabilir. Yani sonuçta Murat Çarıklı ben bunun farkındayım. Yani Büyükşehir'e kiraladığın yere işte sen SGK'ya verme noktasında biraz da bunun şeyinde orada Büyükşehir artık yeter manasında bir adımdır bence yani. Bunu da görebiliyorum yani onun sıkıntı yok. Ama şimdi keşke hiç bu duruma gelmeseydi yani. Şimdi orada Büyükşehir efendim işte burası dünyada zaten kiralanmış zaten geçmiş dönemde kiralanmıştı biliyorsunuz. Bu dönemde değil. Kiralanmış bir yer. Evet.
Şimdi orada büyükşehir olan zaten çoğunu kullanıp kullanmadı. Ben değil, kullanmıyorum. Kimi yine kendi kiralıyor. Kiraladığı yerler var. Biliyorsun bazı yerler. Şimdi haliyle bir dünyadaki borcumu ödeyeyim diye bu girişmiş olabilir. Bana göre yanlış, bak bunu söyleyeyim. Yani keşke orası muhafaza edilebilseydi, başka yerde şey yapabilseydi. Ha ama muhafaza edilseydi de büyükşehir tekrar kiralanmasaydı. O da ayrı boyutu. Bak de söyleyeyim. Bak. Ama ne yapmış Ünye Belediyesi? Bir karar almış kendi işlerinde. İşte biz demiş SGK borcumu ödemek noktasında bir Trump ettik. Artık SGK düşünsün. SGK bunları çıkaracak, ben söyleyeyim sana. Çıkaracak. Ha kiralama yetkisi var mı? Yetkisi var. Ama bana göre SGK onları çıkaracak. Haliyle büyükşehir bunu bildiği için. Alıştı ya büyükşehir şimdi. Ne varsa Ünye'den çöküp almaya, kullanmaya, tamam mı? Şimdi zorlana gidiyor. Şimdi ne yaptı? İşte Asarkaya'da bir proje var. Deniz bahsettiğinde proje. Ne oldu? Şimdi ne oldu? Bak, yapmıyoruz. Siz söylüyorsunuz. Ben bilmiyorum bunu ama. Öyle bir şey olmaz. Yani öyle bir şey yaparlarsa da yanlış yapmış oldular. Sonuçta yani kimse kimsenin şeyi değil. Yani çocuk oyuncağı değil bu işler. Yani Yani hem kısasa devlet kısas idaresi, gibi, kısasa kısas gibi. evet hem devlet Sen idaresi nasıl ki hem benim binamı yönetim. satarsan ben de hizmet yapmam Öyle şey olur mu? İmkanım var. gibi bir Öyle olay. bir şey var. Devlette nasıl bir devamlılık varsa yönetimde devamlılık var. Yani birisi önceki yaptığı bir projeyi diğeri yapmam diyebilir mi? Başlamış projeyi. Devam ettirecek. Yerel yönetimde de aynı. Hizmet, şu proje ortaya koyulmuş veyahut da yapılması gereken hizmetleri ben yapmıyorum işte küstüm darıldım da bir yanlış. Ama AK Parti normal bu. Ya söyleyeyim sana. Bunun AK Parti öbürüne gelmiş ki ben küstüm darıldım oynamıyorum saklanıyorum. Kaçak görüşüm normalleşti yani. Ne söyleyeyim yani. Böyle bir anlayış var yani. Ben hiç ayrılmıyorum bak insanlar bak. Ne söyleyeyim. Benim bölgem olarak siyasi kimlikle siyasi vatandaşlarımızın AK Parti'ye vermiş olduğu bir destek var. Biz saygı duyuyoruz muhalefet partisi olarak. Ama sen insanların aldığı bu desteği bölgemize o destek veren insanlara seni böyle dönüştürmüyorsan, o insanı yok sayıyorsan, özellikle şu pandemi sürecinde sıkıntı ve sorunlarda insana yardımcı olamıyorsan, olmuyorsan, ama başka şeyde gelir değerlendirmeye çalışıyorsan, o zaman ben derim ki bu insanlara yazık etmeyin. Yazıktır bu insanlara. Bak zor süreçten geçiyoruz. İnsanlara ölümü göstermeye razı etmeye çalışıyorlar. Bak zor bir süreçten geçiyoruz. Gerçekten öyle. Yani şey Türkiye her taraf kıpkırmızı oldu ya. Yunus Bey kıpkırmızı oldu. İşte insanlar neden olduğunu düşünsün. Neden Türkiye bunun önlemini alamadı? Ocak ayının sonunda 2020 Ocak ayının sonunda bak 2020 geçen sene Ocak ayının sonunda bak tarih veriyorum. İyi Parti şu anda grup başkan vekili. Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan Bey mecliste bir önerge veriyor. Diyor ki dünyada bir virüs salgını başlamıştı Çin'den yayılan. Biz bunu Türkiye'ye bu gelmedi. Gelme ihtimali yüksek. Biz meclis araştırma komisyonu kuralım. Tedbirlerimizi önce almaya çalışalım dediği noktasında bugün Cumhur İttifakı'na bağlı hükümet maalesef red verdi. Daha sonra aradan geçen süreçte Türkiye'ye yayılmaya başlayınca Sayın Genel Başkanım Meral Akşener çıktı dedi ki bu şekilde boş olmaz. Hafta sonları bunu işte kısıtlama da olmaz. Bir 15 gün en az 15 hadi 21 gün ama 15 gün en az kısıtlama yapalım. Bu kısıtlama çerçevesinde bu yayılma oranı nerede varsa müdahale edelim. Zaten yayılmayanlar kurtulacak. Yayılmayanlar müdahale edelim. En az tedbirimiz lazım. Hazırlıklı gelelim. Onu da kabul etmediler. Niye? Çünkü vatandaşların bu tedbiri uygulaman için ekonomik olarak güçlü olman lazım. Vatandaşlar diyecek kardeş git evinde otur. Ama ben senin ihtiyaçlarını giderdiğini karşılayacağım. Çoluk çocuğun, ailenin, gelirin, giderini karşılayacağım. Bunu diyemiyoruz. Çünkü Maalesef. ekonomi sıkıntı yaşayacak. Haliyle böyle bir durum Maalesef. olduğu için bugün biz ne yaşıyoruz? Bu pandeminin ne olacağını konuşuyoruz. Bak Ramazan ayına girdik. Görüyorsunuz hani bak hafta Ramazan ayında bile 7'den sonra yasak. İşte böyle durumlara geldi. Yani ne olacağı da belli. Ama bizi bu duruma getiren yani insanlar sorumluluk alması lazım ya. Ama bakıyoruz hiç şeylik yok. Rahatlık var. Yani rahatlık var. Ben mesela Sağlık Bakanlığı'ndan çok ümitliydim ilk başta. Çok ümitliydim şimdi. Yukarıda Allah var. Doğruya doğru. Ben olaylara yani yapılan şeyler siyasi kimliği üzerinden bakmam. İnsanın belki gerçekten iyi niyetli, samimi bir şekilde ortaya koyduğu düşünce fikir, hareketler bakarım. Sağlık Bakanı ilk başta başladı ama ondan sonra darmadan oldu. Yani kontrol elinden gitti. Ne oldu belli. Rakamlar işte değişti, etti. Tedbirler Rakamlardan ziyade alınmadı. belki de Sağlık Bakanlığı'nın bir kanaat önderinin cenazesine katılması Ya o da var. inandırıcılığını biraz kaybetti. Hani Ondan lepalep sonrasında da kongrelerden bahsediyoruz. Onlar var. ya kongreler zaten ayrı bir sıkıntıydı o süreçte. Çok tepkiler geldi. Bu sefer şu da var Murat Bey. Sokağa çıktığınız zaman da biz basın mensubu olarak biz buradan da sokakta da diyoruz ki ya mümkün olduğu kadar sokağa çıkmayın. İşiniz yoksa çıkmayın. Kalabalık oluşturmayın. İşte şöyle yapın, böyle yapın. Vatandaş da diyor ki ya bunları söylüyorsunuz neden kongre yapanlara söylemiyorsunuz? Evet. Yani sanki
bizmişiz bu işin kontrol mekanizması gibi suçlu biz oluyoruz otomatikman. Önemli bir şey söyleyeyim mi şurada? Bu araya sefer vatandaşı galeyana getirmiş gibi oluyorlar. Bak araya gireyim mi? Bu süreçte vatandaş niye sokağa çıkmasın? Eğer bugün Türkiye'de 18 milyon devletten yardım alınan, yardım alan vatandaşlarımız var ise, bu ne demek? Ekonomik sıkıntı dolayı. Ve 18 milyona yardım ediyoruz diye övünen bir hükümet anlayışı varsa, biz isteriz ki 18 milyon yardım alanı biz 5 milyon değil övünseydik. 18 milyon. Bu insanlar yardım alırken nerede? Nerede oturarak yardım alacak veya geçmiş alacak? Dünyada 18-20 binden bahsediyoruz dünyada. Yardım alan insandan bahsediyoruz. Ve bunlar bizim bak, gerçekten eksiğimiz, ayıbımız. Bizim insanlarımız fakirleşmiş. Yani muhtaç hale gelmiş. Yardıma muhtaç hale gelmiş. Sen bu insanlara diyorsun ki kardeşim sen şimdi evine çıkma. Ya insanlar fakir, ihtiyaç sahibi. Nasıl evine geçinecek? Nasıl geçinecek? Yani bu insanları sadece sen işte gıda vererek geçindiremezsin. Bu işte elektriği var, suyu var, telefonu var, eğitimli alı çocuğu var, tableti var, bilgisayarı var. Yani programları var. Yani bunlar olmadan nasıl geçinecek? Yani hadi biz Allah'a çok şükür. Bu insanı düşünmemiz lazım. Bak biz siyaset yapıyorsak bu insanları, fakir fukara insanları görüp de, bak gene söyleyeyim, üzerine basıp söylüyorum. Eğer biz siyaset uğruna, siyasi kimlik uğruna, siyasi rant uğruna, siyasi ikbal uğruna o insanı yok sayan bir anlayış var ise Allah iki canda bu anlayışı yok etsin ya. Bizim insanlarımız, çoluk çocuğumuzun geleceği, ihtiyaç sahibi insanların üzerine basarak bir yere gelmediği için insanları ben Allah, bak bu mübarek günde Allah iki canda perişan etsin diyorum. Çünkü insanlar fakir, ihtiyaç sahibi, muhtaç. Çoluk'un eğitimini, gelişmesini, evin geçimini sağlamak için mücadele insanlarımız da dolu. Bugün esnaflarımız dükkanlarını kapatıyor. Bazı birçok esnaf çok düşük siftah yaparak dükkan kapatıyor, açıp kapatıyor. Bunun kiraları var, gelirleri var, çalışanı var, giderleri var, elektriği, su, doğalgaz saymakla bitmiyor. Biz toplumsal olarak yani siyaset kimliklerle bahsetmek benim bir anlamı yok. İnanın samimiyetimi söyleyeyim bak yaklaşık 40 yıla siyaset yapıyorum. Bak geçen hafta Ankara'daydım. Yani 2 gün Ankara'da kaldım. Özellikle görüşmelerim oldu, önemli görüşmeler. Şimdi bu süre içerisinde baktığımız zaman gerçekten bir zor süreçten geçen bir Türkiye var. Bu zor süreçten biz muhalefet partisi bir nemalanalım, pay çıkalım deden değiliz. Keşke mevcut iktidar bu süreci olan vatandaşlarımız sıkıntısı olarak çözse de bizim için hiçbir derdimiz, sıkıntımız yok. Ama öneri sunuyoruz muhalefet partisi olarak, hiç dikkat alınmıyor. Çözüm üretiyoruz, dikkat almıyor. Vatanın sıkıntısı sorunu nerede tespit etmezse sahaya iniyoruz, hiç duyarsız kalmıyor. Yani bir gün işte Amerika'ya saldırıyorsun, bir gün Rusya'ya saldırıyorsun. Bir gün işte Fransa'ya saldırıyorsun, bir gün İngiltere'ye saldırıyorsun. Ertesi gün barışıyorsun. Ya devlet idaresinde biraz da bunlar olmaması lazım ya. Niye? Vatandaş da dünyada bakıyor sana, yani kararlı ve istikrarlı bir yönetim istiyor. Hadi istikrarlı yönetim toplumsal olarak istikrarı getirir. Ama bugün işte Türkiye'de içinde bulunduğu duruma baktığımız zaman da vatandaşlarımızın özellikle pandemi sürecinde yaşadığı sıkıntı sorunlarda çözme noktasında insanlar da hasbelkader kendi çaplarında etrafında bir şey yapmaya çalışıyor ama yetersiz. Yani bazen bu konuda ben hassas davranıyorum. Gerçekten görüyoruz şu anda hala işte bugün Türkiye'de yaklaşık 4-5 milyon Suriyeli vatandaşlarımız var. Yani yaklaşık da 60 milyar dolar civarında bir para gittiğini söylüyorum. Yani bu da Türk parasıyla yaklaşık 480 milyar civarında bir 5 milyar bir para Türkiye'nin bütçesinden. Benim insanım geçim derdinde devletin kapısına gidip de gıda dileniyor, gıda istiyor, bekliyor. Öbür tarafta elinde kartlarla, hesap kartlarıyla postaneye gidip öncelik hastaneye gidip ücretsiz. Ben emekliyim mesela, ben hastaneye gidiyorum, muayene olduğuna para ödüyorum. Yıllar ben 20-25 yıldan beri daha fazla belki de devlete katkı sağlamaya çalışıyorum. Çalışan olarak, üretken olarak ve iş adamı olarak. Şimdi bakıyorsun ben giderken para ödüyorum, ondan hiç ödemesi yok. Benim insan olması gereken hizmet ve yatırımları başkası alacak ve bundan ben rahatlık duyacağım. Böyle bir şey yok yani. Bunlar tekrar elden geçmesi gereken konular. Özellikle bu siyasi işte iradeye düşüyor, hükümete düşüyor. Ama gördüğüm gibi kadarıyla pek de bunu becerdiklerini görmüyorum. Peki yine yerele dönmek istiyorum. Yavaş yavaş da süremizin sonuna geliyoruz ama şimdi konular içerisinde siz de az önce saydınız. Bir önceki dönemde Enver Yılmaz döneminde Ordu Büyükşehir Belediyesi sahil kesimindeki binalarda tek tip renk uygulaması yaptı. Boyama çalışması yaptı. Görüntü olarak güzel miydi? Gerçekten güzeldi. Çünkü şehre girdiğiniz zaman tek tip binaların olması göze bir hoşluk getiriyordu.
Bununla ilgili de o dönemde şu söylenmişti. Binaların bu masrafların %50'sini vatandaş, %50'sini Büyükşehir Belediyesi ödeyecek denilmişti. Evet. Akabinde tahsilat da geldi çattı Hilmi Güler Bey'in döneminde. İlk tahsilat bildirgeleri geldiğinde halk ayaklandı. Fazla rakamlar olduğunu söyledi. Denilen şartların haricinde olduğu söylendi. Akabinde işte Sayın Nihat Şen başta olmak üzere Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden heyetler geldi, yeniden incelemeler yaptı. Şu an yine tahsilatlar yapılmak üzere. Ama burada şimdi öne çıkan bazı noktalar var. Birincisi, örnek veriyorum, 15 bin lira gibi fatura kesilmiş. 15 bin liranın 7500 lirasını vatandaş ödeyecek. Ama vatandaş bunu normal piyasada çalışan bir ustaya sorduğu zaman da 4 bin lira, 5 bin lira bir rakama tamamını yaptırabildiğini söylüyor. Şimdi o zaman... Bu siz bu işin içerisindesiniz. Gerçekten böyle afaki rakamlar yazılıp da mı %50'si vatandaşa yüklendi? Veya Enver Bey'in döneminde söyleneni vatandaş gerçekten kabul etti. Şu an değişik bir uygulamayla mı tahsilat yapılıyor? Şimdi o dönemde yanılmıyorsam 60 milyon lira, 62 milyon civarında bir rakam anlaşıldı metrekaresi. Benim aldığım bilgi. Tabi o günkü şartlar da, o günkü şartlardan bahsediyorum. Bu rakam biraz yüksek. Hadi yüksek değil mi tara bırakın? Tamam 62 milyon. Şimdi orada 100 metrekarelik bir inşaat metrekare olan bir yerde 6200 lira bir para çıkar. Doğru mu? Demişler kardeşim, bu senin 100 metrekarelik bir cephen var. 62 liradan 6200 lira atıyor. Bunun yarısını ödeyeceksin. Yani 3100 lira sen ödeyeceksin. Gerisini Büyükşehir ödeyecek. Bir, o anki yola çıkarken öneri şuydu. Arkadaş, biz tabii ki bunu yapalım, bunu güzelleştirelim. Güzel, çok güzel. Niyet güzel başta. Ama sonuca bakmak lazım. Demiş ki kardeşim, siz bu parayı belki anda ödeyemezsiniz. İşte 6200 lira 100 metrekare yeni var. Halis siz bunun yarısını ödeyeceksiniz, 3100 lira ödeyeceksiniz. Ama biz bunu yayacağız. Ne yayacağız? Uzun vadeye yayacağız. Gerekirse su faturalarına yayacağız. Zaman içerisinde bunu bu şekilde uzun vadede ödeyeceksiniz. Tamam. Fakat daha sonra işte Emre Yılmaz gitti. Yeni Hilmi Güler bu arada geldi. Başka işte Engin Tekintaş Bey geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak süreç geçti. Hilmi Bey geldi. Küt paraları ödeyin. Şimdi vatandaş der ki ben %50'sini ödeyeceğim der. Fakat Sayıştay der ki kardeşim bir Büyükşehir Belediyesi en fazla %25'e kadar ödeme hakkı var. %50'ye kadar ödeme hakkım yok. O zaman ne oldu? Otomatikman başka görüşe iptal oldu. İki, bu vatandaşlara uzun vadeli yani su faturalarının üzerinden de tahsil edeceğin şeyde o da ortadan kalktı. Şimdi diyor kardeşim ya öde ya icra. Yani ya ödeyeceksin ya icralı olacaksın. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıya. ya her şey bizim ünyenimin, vatandaşlığımın kaderidir bilmiyorum. Yunus Bey yani millet ne istiyor bünyeden ya? Yani ünyeden artık yeter ya yeter şimdi... vallahi yeter ya. Yani iddialara göre Büyükşehir'deki yetkili merci şu kelimeyi kullanmış. Bunu Fas'a ödedi, siz de ödeyeceksiniz. Vallahi bak ben... Benim şöyle bir söylem var. Bu tebligatı gönderen genel sekreter yardımcısı tebligatı gönderiyor ama başka bir birimdeki kişi siz onları aldırış etmeyin. O tebligatın çok da önemi yok deniliyor. Ama o tebligata göre de dediğiniz gibi haciz de gelebiliyor. Bak aynı bilgiyi ben de aldım şöyle. Ben bilmiyorum sizden aldım ama şimdi vatandaş gidiyor. Herhalde özel kalem müdürü mü desem, sekreter mi arkadaşlarım biri diyor ki kardeşim biz bunu Hilmi Bey'le bilgisi dahilinde şey yapacağız. Önceki göndereni ödeyin, gene sekreter yardımcıdan ödeme emri gönderdi şey dikkate almayın. Doğru mu bilmiyorum ama senin de aynı aynen, şey. Aynen öyle. Almayın. Biz bunu zaman içerisinde yayla ödeyeceksiniz. Daha sonra da bunu duyan kişiler oradaki arama yapıyor. Orada çıkan bir bayan bilmiyorum ama diyor ki siz ödeseyle konuşmaya bırakın. Siz parayı ödeyeceksiniz. Ödemezse icra siz gelecek. Ödemenize bakın. İcra gelecek yoksa. Şimdi aynı. Gelelim durum. Asıl vayim durum bu. Bir. Alttaki memur siz üstteki genel sekreter yardımcısı gazlamayın diyor. Hiç tanımayın diyor. Peşine genel sekreter yardımcısı ben bunu okurum diyor. Onun üstündeki özel kalemi yetkisi müdürü neyse bilemiyorum arkadaşın. Diyor ki siz özellikle genel sekreter yardımcısı tanımayın diyor. Bir üstteki onu tanımayın. En üstteki bunu tanımayın. Ya bu kadar başıboşluk, bu kadar dağınıklık olur mu ya? Bu sonuçta en uzağa Hilmi Bey'e geliyor. O zaman Hilmi Bey'e bakacağız. Çünkü alttakiler hepsi birbirinden daha habersiz. Biri farklı söylüyor, biri farklı söylüyor, biri farklı ifade ediyor. Biri tamam zamanda ödeyeceksin, uzun süre ödeyeceksin, biri hemen ödeyeceksin. Biri ben işte zaman, 3 ay taksit ödeyeceksin, biri icra görecek.
Ya arkadaş siz ne yapıyorsunuz peki ya? Peki burada kopukluk nerede var Murat Bey? Başta kopukluk olur. Bir tesiste, şurası bir mekan, burası bir çalışan ticarethane. Burada mi? Ben ayrı, işte atıyorum yan yönetmeni ayrı, reji ayrı, kameraman ayrı hareket ettiği zaman da burada şu güzel ekran çıkmaması söyleyeyim lazım. Eğer ki, bak bunu yaşıyoruz, Türkiye olarak yaşıyoruz. Eğer ki ayaklar baş, başlar ayak olursa böyle olur. Bak bu çok önemli laftır. Bunu herkes düşünsün. Bugün Türkiye'de yani toplumsal olarak etkinliği olmayan, yetkisi olmayan insanlar belli bir kimlik ve sıfatla bir yerde getiriliyor. Bak ehliyet diye sahip olmayan insanlar söz sahibi oluyor, hataya düşüyor. Ama asıl bilgi donanım sahibi insanlar güde bekleterek fikirler, düşünceleri dikkate alınmadan maalesef bu duruma geliyor. Bak gene söylüyorum. Ayaklar baş, başlar ayak olmuş bir vaziyetteyiz. O yüzden ben söylüyorum gene. Hilmi Bey bölgenin Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. En yetkili kişisidir. Fakat kontrol elinde olduğu kanaatinde değilim. Kontrol elinde olmuş olsa çıkar bir ifade kullanır. Alttaki üstten aşağı hiyerarşi yapıya göre en üstten alta kadar aynı fikirde ifade eder. Biri farklı, biri farklı dediği zaman o zaman ben uğraşıyorum ki başa bakarım. Alttaki uğraşmam ki ne işim var benim? Çünkü benim için en yetkili organın ifadesidir. Ama bugün Hilmi Bey bu ifadeyi kullanamıyorsa, alttaki farklı ifade kullanıyorsa, vatandaşlarımız sıkıntı yaşıyorsa, biri zamana ödeyin, uzun vadede ödeyeceksin, biri icra göndereceğim diye vatandaş tedirgin ediyorsa, bak bunlar olduğu süre içerisinde maalesef bu sıkıntı ve sorunlar bitmez. Yani artık şunu söylüyorum, AK Parti zihniyetine sahip iktidar mensubu arkadaşlarımızın maalesef artık kendilerini çok farklı bir dünyalarda, farklı alemlerde görerek hareketleri, tavırları, davranışları, uygulamalarından kaynaklanan birçok sıkıntı yaşıyoruz. Artık buna dur deme zamanı geldi. İnşallah vatandaşlarım buna en kısa zamanda dur diyecek. Çünkü ben geçen hafta Ankara'daydım. Perşembe, Cuma günleri Ankara'da bulundum. Hem gerekli meclis olarak hem genel merkez olarak da İYİ Parti'nin de ziyaretlerde de bulundum. Birkaç devlet kurumunda ziyaret ettim. Haliyle artık şunu gördük. AK Parti misyonu tamamladı. Cumhur İttifakı misyonu tamamladı. Bunu görüyorum. Çünkü ben genel merkezde en yetkili yerde ben anketlere baktım. Özellikle son bir yılda ki anketlere baktım. Bir ay ve iki aylık aralıklı anketlere. Gerçekten AK Parti'nin aşırı derecede toplumsal tarafından bir karşılığının azaldığını, Cumhur İttifakı'nın yavaş yavaş erediğini, bunu vatandaşlarımızın da anketlerde sonuçlarda ifade ettiğini görüyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımız şunu rahatlıkla emin olsunlar ki, bak ümitsiz olmayın, Türkiye sahipsiz değil, mutlaka mutlaka sıkıntı sonunda tespit edebilecek ki Sayın Genel Başkanımız sürekli sahada. Bak bundan 10 gün önce Hakkari'deydi, Şırnak'ta, Urfa'daydı, bir bakmış Konya'da, bir bakmış İstanbul'da, bir bakmış İzmir'de. Niye gidiyor Sayın Genel Başkanımız? Vatandaşı dinlemeye gidiyor. Vatandaşın sıkıntı sonuna tespit etmeye gidiyor. Bunlar tespit edilecek ki daha sonra da çalışmalarımızda, çözüm noktalarında, vatandaşın hizmet dönüşme noktasında bilgi sahibi olsun, hataya düşünmesin diye bu şekilde çalışma içerisinde. Türk bizim genel merkezi tamamı. Perşembe günü ben gittim, bazı arkadaşımız, milletvekili üst kademedeki genel başkanımız, İstanbul'da olan vardı, İzmir'de olan vardı. Bir gün, ertesi gün onlar geldi, onlar gitti. Ondan öncesi bir hafta öncesinde Adana'da programlar vardı. Şimdi haliyle İYİ Parti sahada. Vatandaşlarımız gene ifade ediyor. Ümitsiz olmasınlar bak. Mutlaka ve mutlaka İYİ Parti iktidarında mutlaka bu sıkıntı sonu tespit etmiş bir anlayışla sıkıntı sonu çözme noktasında hareket edeceğimiz ifade ediyorum. Ayrıca haksızlık ve adaletsizlik yapan anlayışa. Bugün ordu büyüşlerini ortaya koyduğu gibi ünye. İnsanlarımız buna emin olsun ki biz adaletli, ehliyet ve liyakata sahip insanlarla yola çıkarak adaleti ve adaletli bir şekilde topluma hizmet etmeyi düşünen bir anlayıştayız. Buna herkes emin olsun. Hayırlı, Büyükşehir'de en büyük sıkıntı Hilmi Bey'in çıkıp da masaya vurup arkadaş bu böyle olacaktır dememesinden kaynaklanan bu sıkıntı sonra devam edecek. Evet, Yunus Bey. Biz bu sıkıntıları 3 sene daha çekeceğiz galiba, öyle görünüyor. Ya şimdi bak, şurada bak demin ifade ettim. Ya şurada bak, emin olun. Bak bu pandemi süreci ortadan kalksın. Şu bisiklet yolu bahsettiği var ya biz herkese. Eski söktüler, yaptılar neyse. İnanın ya genişlenen fazla bir şey yok. Şimdi sen gelişli gelişli bir bisiklet yolu yapıyorsun. Bize geliş olacak da geliş geliş. Peki bu sahilde bu insan gezmeyecek mi? Ailesi çoluk çocuğuyla. Peki bu gezerken nerede gezecekler? Hangi aralıkta gezecekler? Kaç metrelik mesafe var? Yani bu insanlar doğal gezecek. Yani kendi özgür olarak kullanma haklarından, faydalanma haklarından sen bunu kısıtlamaya giderken peki orada bir bisikletli bir çocuğa çarpsa, bir bayana çarpsa, yolu işgal etse, önüne ne çıksa, çok basit mantık ya, kavga çıkacak.
Kavga sonu al Allah kerim. Ya bu tür nereden çıkarttılar ya? Bir ünye göz boyama noktasında bisiklet yolu diye çıkarttılar. Bütün başka hiçbir şey yok ortada. O sonuçta da zaten rezilli çıkacak ortaya ben yani söylüyorum bunu. Çamın durumu ne oldu belli değil zaten. Kademe araya giriyor ama ne yaptıkları belli değil. Ben mecliste de söyledim. Bir proje şey geliyor 80 metre taban olacak. Bir gelecek 100 metre, 120 metre, 240 metre, 200 metre. Çocuk oyuncağı gibi ya. La şöyle bir proje koyun dedim mecliste ya. Mecliste de konuştum. Neler söyledim. La koyun herkes görsün. 100 metre mi, 200 metre mi görsün. Tek katlı mı, çift katlı mı bir millet görsün. Ona göre bir yorum yapsın. Belki güzel bir şey olacak. Sen geceleyin oraya gidiyorsun, yol yapıyorsun. Gece oraya moloz döküyorsun. Kaçakçı gibi. Lan neyi saklıyorsunuz? Bisiklet yol yapacağız diyorsunuz, hiçbir şey ortada yok. Lan müteahhitler soruyorsun, nasıl olacak bu iş diyorsun? Abi ben günlük olarak önüme göre şunu yaparım hesabından gidiyor, çalışan. Lan arkadaş bir şey var ya, lan bir güzergahın belli değil, dolduracak alan belli değil. Yani arkadaş bu kadar boşu boşluk, anlayıştan ordu yönetiliyor ya, yazık ya, vallahi yazık ya. Ben bisiklet yoluyla ilgili orada görevli olan bir arkadaşa dedim ki, ilk Tabakhane Köprüsü'nü sordum, ya Tabakhane Köprüsü'nde ne yapacaksınız? Devamında işte Yunus Emre Parkı var, 100. yıl var, işte Ada Bakkalı'nın olduğu yerler var. Hani buralarda ne yapacaksınız dedim. Ya beyefendi biz dedim merak ettik onu projede dedi, sorduk dedi. İşte oraya gelin o zaman bakarız dediler dedi. Buyur işte. Abi size kolay gelsin o zaman dedim. Ben çıktım geldim. Çünkü oraya gelince bakarız cevabı gerçekten söylendiyse eğer oradaki görevli şefin, şantiye şefinin uydurması değilse ciddi anlamda merakla bekliyoruz. Ya, yani biz... Yunus Bey. Bisiklet yolunun başlandığı ilk günden son güne kadar merakla beklenen bir proje. Bak, belki de bu kadar meraklanan bir proje yoktur memlekette. Ya, ben işte maalesef özellikle son dönemlerde bunları görüyoruz. Yani neyi görüyoruz? Yani birileri bir şey yapıyor haberimiz yok. Yani hiç haberimiz yok ya. Yani büyükşehir bir karar almış, müteahhitler ikisi arasında mı geçiyor? Ve her yapan büyükşehir arkadaşlarla koridor mühendisliği müteahhit arasında mı geçiyor? Kimse bir şey bilmiyor ya. Gizli saklı işler yapıyorlar ha ben söyleyeyim. Bak yine niye saklıyorsunuz ya? Art niyetiniz mi var? Ben inanmak istemiyorum öyle bir şey olduğuna. Herhangi farklı bir şey mi var? İnanmak istemiyorum. O zaman geçeceksiniz, meydan açacaksınız kardeşim. Ünye yapacak projede koyacaksınız. Arkadaş bisiklet yolunun güzergahı budur. En genişliği budur, şurada şudur, burada budur. İşte şu kadar mesafedir, bunu koyacaksın ortaya. Çamlık'ta budur. Örneğin söyleyeyim. İşte atıyorum kültür merkezini artık bunu aşar da bunları bitirme zaman değil. Ama büyükşehir ile ilgili, huzurevi ile ilgili. İşte efendime söyleyeyim. O sebebin durumu zaten işte sağ olsunlar emeği için teşekkür ediyorum. Altyapı yarısı çıktı. Bir adım atıldı. İşte Mayıs ayında da Sayın Selim Kenan Ergen diyor ki üniversite şeyi atılacak. Atılsın işte inşallah atılır. Peki hızlı yine organize sanayi dediniz. Fazla vaktim yok. Hızlı bir şekilde cevap isteyeceğim sizden. Organize sanayi bölgesindeki ilk müteşebbisin belgesi verildi. Evet. Bu fotoğraf karesi içerisinde uslu fındık aldı. Bu fotoğraf karesi içerisinde Sayın Üye Kaymakamı, Sayın Üye Belediye Başkanı ve Sayın AK Parti İlçe Başkanı vardı. Bu üç kişi vardı. Ticaret Odası Başkanı'nın orada olması gerekir miydi sizce? Tabii gerekirdi. Ve neden yoktu? Bilemiyorum. Aralarındaki sıkıntı olabilir. Başka bir şey değil mi? Yani. Ama şöyle bir şey var. Yani orada bir kere belediye başkanı, kaymakamlığın olması doğaldır. Ben ilçe başkanının da olmasını çok doğru bulmadım. Bulmuyorum. Orası bir OSB organize sanayi bölgesi adına ünün yanında çok önemli bir yer. Hani bölgeye ilgilenen insanlar olması gerekiyor. Yani özellikle kendi branşında. Yani ticaret odası ticaret merkezi ise ticaret odası tabii, başkanı ticaret olması gerekiyor. Ticaret odası başkanı mutlaka olması gerekiyor. Hani bunun gerekiyor ama bilemiyorum neden. Önümüzdeki günlerde onu hep beraber öğreneceğiz o zaman. Acaba şey olabilir bak bilemiyorum yani. Şimdi Sayın İrfan Akar ticaret odası başkanımız. O da evet, yıllardan beri tanırım. Gerçekten emek veren katkı sağlamayı düşünen arkadaşımız ama sonuçta da yani bilemiyorum ama bu arada bir çekişme, bir sıkıntı var. Bunu hissedebiliyorum ben. Ama bunun boyutunu da çok ortaya koymak istemiyorum. Net bilmediğim şeyi de ifade etmek istemiyorum ama bir sıkıntı, sorun var. Yani önemli olan şu. Yapılan en ufak bir olumlu şeyde herkes poz vermeye bayılıyor. Ben geçen programda söyledim. Numan Bey orada kongreye geldi. Ünye'ye geldi. Herkes poz verdi. Ben dedim ki Numan Bey orada poz vereceğiz. Gütsöz abi kültür merkezi yanında poz verseydi dedim. Götürseniz buraya da bu rezili görseydi dedim. Şimdi insanlar bazen işte iktidarda böyle bir anlayış yüzme var. Yüzme bilmeyen adamları oraya götürmeyin Murat. Şimdi bak iktidarda böyle bir anlayış var. En ufak bak şu kadarcık bak. Bir şey olsun toplum bunu iyi bakar hesabında hemen öne çıkmaya çalışıyorlar. Bak söyleyeyim. Ama olumsuz bir şey de aman bize yapmadık. Biz haberimiz yok. Herkes bunu topu birbirine atar. Bak.
İşte böyle bir anlayışla idare edilen bir ünye var, Türkiye var. Bu yüzden ben o konuda da sizi araştıracağım. Yani net çok bilgim yok ama sıkıntı olduğunu benim biliyorum. Benim az çok bilgim var, vaktimiz yok. Buradan izleyenlere de ben ileteyim. Cumartesi günü Gündem Arena programında bu konuyu biraz deşeleyeceğiz. İlginç bilgiler var, ilginç tespitler var, olmaması gereken tespitler de var. Onu da Gündem Arena'ya bırakacağım. Bizim sahili de bak doldurduklarını ifade ettik. Ne için, ne oldu bellisiz bir şekilde doldurma var. Yani sahilimize. Biz en azından gene tekrar ifade ediyorum. Ne olduğunu ortaya koysunlar, ne yapacaklar oraya? Bak orası ben gittik, orası derebaş yapılmış. Orada biliyorsun akıyor gene gelen pislik. Herhalde saray caddesinden gelen şey, anasının oradan gelen. Şimdi orayı dolduruyorsun. İleride ne olacağı belli değil. Orada bizim gittiğimizde de çoluk çocuklar zaten genç kardeşlerimiz, evlatlarımız spor yapmaya çalışıyor. Çünkü yer kalmadı biliyorsun spor olarak da baktığın zaman. Şimdi onlar da olacak mı, dolmayacak mı? Dünyanın geçmişte biliyorsun bazı yerlerde yapıldı, sıkıntılar doğdu. Gene doğabilir. Ya biz dünyaya sahip çıkmaya çalışıyoruz. Yani biz siyasi bir rant veya bir şey peşinde değiliz ya. Ama nedir? Yarın bugün bize bizden sonra neslimize şunu sormasın, hesabını sormasın. Siz büyüklerin atlandığını teslim aldınız, dünyayı bize teslim etmediniz. Siz dünyaya ihanet ettiniz demesin istiyoruz ya. Bizim mücadelemiz, çabamız bu. En azından benim bu. Peki. İrfan Tosun Bey, iyi yayınlar. Sayın Çırak'ta sizi tebrik ediyorum. Herkes böyle konuşmalı, susmamalı. Belediyedeki Saadet Partisi meclis üyeleri ne iş yapar diye sormuş. Sizin bu söyleminiz üzerine iyi denk geldi. Konuşmanız üzerine. Yine Mine Arabacıoğlu iyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ediyoruz Mine Hanım'a da. Evet. İrfan Bey'e de buradan selamlarımızı iletelim. Sayın Deva Partisi İlçe Başkanım İrfan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Buradan selamlarımızı iletelim. Kendine çok saygı duyduğum, değer verdiğim dostumuz, arkadaşımız. Biz bazen dönem dönemde ünye adına toplumsal olarak da genel olarak Türkiye adına hoş sohbet ederiz, fikirlerimizi ortaya koyarız, ortak nokta ne yapabiliriz? Çünkü sadece siyasi partilerin varlığı isim yapma için değil. Sıkıntı bir sonra çözüm noktası ne yapıyorlar? Ortak nokta bir araya geliyorlar mı? Biz bir araya gelip de diyoruz ki, işte Sayın Genel Başkanım dedi ki, bir memleket masası kuralım dedi. Niye söyledi bunu Sayın Genel Başkanımız? Çünkü de Türkiye'de AK Parti'nin idaresindeki Türkiye artık belli nokta tıkanmaya uğramıştır. Sıkıntılı sorunlar var. Her partinin, memleket masası dediğimiz bütün siyasi partiye görüş, etnik gruplara, siyasi görüşlere bazı bir insan toplayalım. Ortak olarak bir araya gelelim. Hangi noktada değişik fikirleri bir araya taşıyarak ortakla doğruyu bulalım hesabından bir fikir atmıştı. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Ben aynı şekilde bak demin ifade ettim. Ne dedim? Bugün ünye ile ilgili alınacak kararlarda sivil toplum odalar, dernekler, siyasi partiler, belediye bir araya gelsin dedim. Niye? Çünkü herkes bir şekilde ben bu doğruyu göreyim deyip de doğru olmayabilir. Ama herkes bir araya gelip de ortak noktada buluşup da ortak doğruyu bulabilir. Bulduğu zaman hep beraber doğrunun peşinde gerek Ordu gerek Ankara'ya gidilebilir. Siyasi kimlik farklı ayrım yapılmaz. Amaç ünye ise, bölgemiz ise bu şekilde hareket etmenin zarureti vardır, zorunluluğu vardır. Biz bunu sürekli söylüyoruz ama siyasi güç, siyasi irade bende deyip de maalesef bizim gibi muhalefet partisi insanı yok sayan bir anlayışla karşı karşıyayız. Bunu vatandaşın böyle bilsin. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum Murat Bey. Ben de çok teşekkür ediyorum. Saatimizi doldurduk. Ramazanlık günde akabinde yani. Devamında bir programımız daha olacak. Ben bugün nöbetçi programcıyım. Benim bir program daha var saat 5'te. Şimdi Ramazanlık günde sayın seyircilerimizden, vatandaşlarımız çok çok hatamız olursa kusura bakmasınlar. Biliyorsunuz Ramazanlık gün oruç hali bazen şey oluyor, dilimiz sürçüyor. Yani çok biz izleyen vatandaşım çok son derece teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Sevgili izleyenler, Net Bakış programının sonuna geldik. Bugün Murat Çıraklı Bey ile beraber son gündemleri değerlendirdik. Ünye'de ve bölgede olanları değerlendirdik. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Saatler 17'yi gösterdiğinde yine burada olacağız. Turuncu Ekran programında sevgili abim, dostumuz Ogün Sanoğlu ile beraber sıra dışı bir sohbet tarzımızda burada sizlerle beraber olacağız. Tam bir saat sonra yine ekranlarınızda olun efendim. Mutlu günler diliyorum.